Herkese merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün size bir alışveriş videosuyla geldim. Biliyorsunuz bir önceki videoda indirim döneminde alınması gereken ürünler diye bir video çekmiştim. Onu da şuraya bırakacağım. Bu videoda da benim yaptığım alışverişlerden bahsetmek için geldim. Şöyle bir gratis poşetine koydum ürünlerimi. Buradan çıkarıp şöyle önüme dizeceğim ve tek tek size göstereceğim. Şunu bırakayım. Videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum. Ve geçiyorum. Biliyorsunuz ki indirim dönemi başladı ve devam ediyor. Ben de bu indirimde birkaç bir şey almıştım. Şimdi sizlere onu göstermek için, onu paylaşmak için buradayım. Burada galiba bir alkış gerekiyordu ama ben alkış efekti vermeyi bilmiyorum. Efekt bile diyemiyorum. Evet, tamam. Artık başlıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Önce oradan başlayacağım yani. O yüzden bunu söylüyorum. Nisan sonu ya da başıydı. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Başı olabilir ama yine de emin değilim. Rossmann'da Catrice markasında inanılmaz bir indirim oldu. Ben de birazcık geç haberdar oldum aslında. Bu videodan diyorum. Bu indirimden birazcık geç haberim oldu. Ondan sonracığıma öğrendiğimde tabii gidip bu ürünleri ben de bir alayım, bir deneyeyim istedim. Çünkü hani her indirimde görüyordum ama bir türlü fırsat vermek aklıma gelmiyordu açıkçası. İndirime giren de bir marka olmadığını biliyorsunuz. Hazır bu kadar indirime girmişken büyük ihtimalle çekiliyor. Ya da çekildi bilmiyorum. Ülkeden. O yüzden böyle bir önce Rossmann'dan yaptığım alışverişle başlamak istiyorum. Dediğim gibi video çekmediğim döneme denk geldiği için hani o zaman videosunu çekmemiştim, paylaşmamıştım. Şimdi toplu bir halde paylaşayım istiyorum. Bu yüzden de biraz uzun bir video olacak. Ama dediğim gibi iki parçada yayınlamayı düşünüyorum. Ya şöyle yapacağım, işte Rossmann'dan yaptığım alışveriş olarak ayıracağım ve diğer yaptığım alışverişi ayıracağım. Ya da bir bütün olarak çekip ikiye böleceğim. Nasıl bir şey yapacağım ben de bilmiyorum. Öyle bir şey yapmak var aklımda. Bakalım Catrice'le başlayalım. Çok güzel bir indirim vardı Catrice'de. Dediğim gibi ülkeden çekiliyor olması lazım ya da belki çekilmiş olması lazım bilmiyorum. Ben gittiğimde ama gerçekten biraz geç haberim olmasına rağmen çok güzel ürünler buldum bence. O yüzden de mutlu bir alışverişti bu benim için. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bu arada burada göstereceğim en pahalı ürün, aldıklarım içinde en pahalı ürünler diyeyim, şu ikisi. Bir tanesi bu Catrice'in Prime and Fine Fixing Spray. Sabitleme spreyi. Matlaştırıcı olan. Bunu aldım. Bu arada bunları ben aldığımda orada testerları tabii ki yoktu. Ve dayanamadım. İlk ama hiç kullanmadım. Onu söyleyeyim önce. Açtım bir kerecik. Kokusu çok güzel bu arada. Hiç rahatsız edici bir kokusu yok. Açıp sadece hani böyle bir swatchladım. Çünkü dayanamayacaktım biliyorum. Bu arada bu ürünleri gösteriyorum. Çünkü hala e-shoplarda bu ürünler var. Ben bu ürünlerin sadece kapatıcısını, aydınlatıcısını bir de fondötenini bulamadım. Tabii ki en önce tükenen onlardı. Artık bulabildiklerimi aldım. Belki ben de Eve'den onları alır, temin ederim. Şimdi çok güzel kokusu olan bu şeyi aldım. Makyaj sabitleme spreyini aldım. Bunun fiyatı 15 liraydı. 14.99 muydu? İşte 15 lira bir fiyatı vardı. Çok iyiydi yani. Bir diğer en pahalı ürünümüze geçiyoruz bu göstereceğim ürünler içerisinde. Catrice'in ürünleri içerisinde en pahalısı bu da 15 liraydı. Bu neymiş? Bunu açmadım bu arada. Bunu şey yapmadım hani dayanabildim. Çünkü kurumasın dedim ve o yüzden şey yapmadım açmadım. Neymiş ki bunun adı? Lash to Kill diyor burada. 24 saat diyor. Instant Volume ve Waterproof bir maskaraymış. Bilmiyorum, ilk defa deneyeceğim. Catrice'in şöyle bir allığını aldım. Bu da waterproofmuş galiba. Şöyle de bir rengi var bu allığın. Bu arada tabii ki swatchlayacağım ve göstereceğim size aldığım bütün toz ürünleri de. Şöyle. Rengi çok güzel. Böyle pembemsi şeftalimsi gibi bir rengi var. Güzel bir rengi var. Dediğim gibi en pahalı ürünler o iki üründü biraz önce gösterdiğim. Bundan sonraki bütün ürünler 9.99. Yani bu allık da 9.99'a geldi bana. Devam ediyorum. Şimdi şöyle
3 tane eyeliner. Eyeliner evet. Liquid eyeliner aldım şöyle. Bunların ismi neymiş? Rakuten. Bilmiyorum böyle okunuyor herhalde. 3 tane eyeliner. Bir tanesi siyah. Bir tanesi mavi. Ops. Bir tanesi de böyle gümüşümsü, beyazımsı, değişik bir renk. Bunlar da yine 9.99 fiyatı. Şöyle söyleyelim ve gösterelim. Of, siyaha bakar mısınız? Ben bunun rengini unutmuşum, bakmıştım. Ama unutma. Ay çok, ooo bu çok iyi bir renkmiş. Bu nasıl bir şey ya? Çok hoş. Dediğim gibi bu ürünler Eve Shop'ta hala olduğu için ben sitesinde gördüm. Beğendiğiniz olursa bakabilirsiniz oradan da. Şöyle kapatalım. Şöyle de göstereyim. Şunun güzelliği ve şunun ve şunun. Ay hepsi çok güzel. Bunlar da böyle. Ondan sonra yine şöyle 3 ürün göstereceğim size. Dudak parlatıcıları Catrice'in. Volumizing Lip Booster diye geçen dudak parlatıcılarından yine bunlar da aynı şekilde 9.90'a çok iyi fiyatlara geldiler gerçekten. Çok mutluyum bu yüzden. Şöyle göstereceğim. Diğer ikisini açmadım. Bir tanesini açtım bakacağım diye. Sürmedim bile yani, sadece böyle elimde şimdiki gibi gösterdim. Çok iyi ya bunlar, şey de ruj üstüne falan da sürülebilir. Çok fazla rujun rengini değiştireceğini düşünmüyorum ama bilemedim. Tek başına da kullanabilirsiniz bunları. Güzel. Bakayım yapışıyor mu? Çok 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 hafif bir yapışma söz konusu ama dudakta nasıl duracak, yapışacak mı, nasıl yapışacak diyecektim. Dudakta nasıl olacak, yapışacak mı, yapışmayacak mı bilmiyorum. Bunlar da böyle. Şöyle bir Catrice'in yine HD Liquid Coverage diye bir kapatıcısını aldım. Bu kapatıcısı bana uygun bir renk değil biliyorum. Şöyle elime süreceğim. Benim için koyu bir renk bu. Ama yani 9.99 gibi bir fiyat görünce tabii ki de alıp göz kapaklarımı sabitlemek için kullanırım diye düşündüm. Niye bilmiyorum, işte öyle bir şey yaptım. Şunun da rengi şu şekilde. Bayağı koyu benim için. Kaç numarasıymış ki bu? 0.30 Sand Beige'miş bunun adı da. Ama eyelinerlar nasıl güzel. Of. Catrice'in bu All Matte pudrasını, transparan pudrasını aldım. Yine aynı şekilde 9.99. Şöyle çok ince. Buna bakmıştım ilk dediğim gibi aldığımda ama unuttum artık renklerini. Gerçekten inceymiş. Evet. Şuraya süreceğim, göstereceğim şimdi size. Bakın şurada var şu an. Böyle çok beyaz beyaz da durmuyor. Gerçekten ince yapılı. Çok hafif bir aydınlatma vermiyor bile yahu. Veriyor mu? Yani belli olmuyor, gördüğünüz gibi incecik bir yapısı var. Güzele benziyor bilmiyorum. Bununla ilgili bu arada şöyle bir şey olmuştu. Ben gittiğimde işte ürünlere bakarken falan orada çok tatlı bir kız arkadaşım, orada tanıştım yani onunla. Ve bunu da dahil olmak üzere 3-4 tane falan almıştı galiba. Bana dedi ki ben de çok bunu sen al dedi. Böyle bir jest yapmıştı. Teşekkür ederim buradan ona. Şöyle 3 tane far aldım Catrice'den. Böyle göstereceğim şimdi birazdan zaten. Bu aldıklarım 6.99. Bu 2.99. Çok iyi değil mi? Gerçekten iyi. Bu hatta şeye muadil olarak gösteriliyordu. Konuşamadım. Mekin Club ve Wet n Wild'ın o hani böyle yanarlı dönerli bir rengi var ya, ona muadil gösteriliyordu. Şöyle evet, böyle kahverengimsi yeşilimsi yansıyor ve sürümü inanılmaz güzel. Çok iyi gerçekten. Ya, uygun fiyatlı ürün bulduğum zaman aşırı mutlu oluyorum. Size de oluyor mu öyle şeyler? Oluyordur herhalde diye düşünüyorum. Oo, bu mavi de çok iyiymiş. Bunu da hemen şöyle nereye borçlasak bunu. Yer kalmadı artık tabi. Aa, bu biraz morumsu gibi. Çok iyi ya. Aa, bunun rengini çok beğendim. Gerçekten çok iyi bir rengi var. Görüyor musunuz? Çok güzel. Yani şurada mavi görünüyor. Böyle daha gece mavimsi gibi görünüyor. Gece mavisi mi? Elektrik mavisi mi denir onu? Tam bilmiyorum işte. Gece mavisi miydi herhalde? Neyse. Ama şurada birazcık daha morumsu duruyor ve çok güzel görünüyor. Bunu da çok beğendim. Ve
Diğerine de bakalım. Bu da bir mavi. Maviye karşı çok büyük zaaflarım var benim. Evet. Oo. Çok iyi. Çok güzel görünüyor. Bunu da şöyle boşlayalım. Evet. Bu iyi ki de 2.99'muş yani. Daha fazlası yapmazmış galiba. Ya şu elimdeki rengine bakın. Şuradaki rengine bakın. Pek vermiyor rengini. Belki bazla rengini verebilir. Bilemiyorum. Evet. Şimdi iki tane rujla devam edeceğim. Velvet Matte Lip Cream diyor yine Catrice'in. Numarası falan var mı bunların bilmiyorum. Vardır illaki de ben... Evet. Buldum, gördüm. 010 Mid Nude Season diyor bir tanesinde. Şunu da bir açayım. Bu da 090 Sweet Coconut. Şunun rengine bayıla bayıla aldım. Gerçekten çok beğendim bunun rengini. Bunlar da yine 9.99'du. Çok iyi yani gerçekten. Gördüğünüz gibi renkleri de bu şekilde parlıyor böyle. Kremsi rujlar. Zaten Velvet Matte diyor ama Velvet Matte falan değil. Bu bildiğiniz parlatıcı gibi bunlar yani. Böyle parlak rujlar. Güzeller bence. Güzel görünüyorlar. Keşke Catrice ürünlerini indirime soksaydı da çekilmek zorunda kalmasaydı diye düşünüyorum. Çünkü ben hiç indirimde görmemiştim Catrice'i. Hiçbir ürününde deneme fırsatım olmamıştı. Bir türlü elim gitmemişti yani. Böyle indirimde görünce alayım dedim ben de. Bunları da geçelim. Başka bir ürünle devam edeceğim. Bu neymiş? Prisma Lip Glaze'miş bu. Yine tabii ki Catrice'in. Bu da yine 9.90'dı. 9.99 üf. Neyse. Bu böyle sarı görünüyor gördüğünüz gibi ama sürdüğünüz zaman böyle pembeye dönüyor. Holografik gibi sanki. Böyle pembemsi, morumsu falan yansıyor. Ama güzel. Bakayım yapışıyor mu buna? İlginç. Bu hiç yapışmıyor. Bu gerçekten hiç yapışmıyor. Keşke daha alsaydım. Var mıydı hatırlamıyorum ama işte. Evet, Catrice ürünlerini bitirmiş olduk böylece. Şimdi ben Rossmann'la devam edeyim. Değil mi? Rossmann'ı bitirelim diyorum ben. Öyle mi yapsak acaba? Ojeleri en sona mı bırakayım? Ojeleri en sona bırakacağım. Tamam, evet öyle karar verdim. O zaman son iki ürün daha göstereceğim size. Üç ürün göstereceğim. Pardon, üç ürün göstereceğim. Şimdi ilk önce şunu göstereyim. Bu kullanmakta çok fazla geciktiğim bir maskara. I Love Extreme Crazy Volume diyor. Catrice değil, Essence'i. Bu maskarayı ilk defa kullanacağım. Ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. Çok tabii ki duydum. Hani çok sevildiğini de biliyorum. Bir türlü deneme fırsatım olmamıştı. Denemek için almış oldum. Merak ettiğim bir maskaraydı zaten. Bakalım kullanacağız. Göreceğiz ne yapacağını. Bunun fiyatı da 19.75. Diğer bir ürünümüz de yine Essence. Evet, Essence'in Melted Chrome'larından. Bu numarası falanı filanı bunun vardır illaki de ben gerçekten bilmiyorum. Şöyle göstereceğim. Ben de bunun bir tanesi gümüş rengi olanı var. Bir de bunu alayım istedim. Of ya, of bunlar nasıl far? Nedir abi bu böyle? Nedir yani? Ayıp, ayıp. Bakar mısınız? Gerçekten aşığım kendisine. Çok güzel bir rengi var. Böyle bu da grimsi gibi, böyle morumsu gibi, yanarlı dönerli gibi bir renk. Çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş gerçekten. Bunun fiyatı da 23.25. Ojeleri sona bıraktık dediğim gibi. Şimdi Rossmann'dan son ürünle devam ediyorum. Maybelline'in Master Camo Corrector paleti. Ile devam ediyorum. Paletiyle devam ediyorum şimdi. Fırçası kendini attı şu an. Olsun. Bu üründe şöyle bir şey oldu ve kirlettim daha. Bismillah. Biliyorsunuz böyle hani indirim fırsatı sepetleri falan oluyor ya şeylerde, marketlerde, kozmetik marketlerde. Bu orada bir yerde duruyordu. Ve oradaki arkadaş bana dedi ki bu dedi 14.90'a falan düştü dedi. Ben sürekli indirimde görüyorum hiç elim gitmiyor, hiç almıyorum yani ilgimi çekmiyor. 14.90'da o sepetin içinde görünce dedim ki çok güzel bir fiyat, tamam alayım ben bunu dedim. Ondan sonra aldım.
Seviniyorum bir de. Yaşasın 14.90'a buldum falan diye seviniyorum. Aa, öyle değilmiş. Öyle değilmiş. 30 liraymış fiyatı. Yanlış bilgilendirildi sanırım oradaki arkadaş. Ya da yanlışlıkla oraya koydular sepetin içine, bilmiyorum. Bu Balmain rujları falan vardır. L'Oreal'indi değil mi onlar? İşte onların içindeydi. Mutlu olmuştum. Ve aslında 14.90 diye almıştım. Yoksa almazdım herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle değilmiş. Şöyle swatch yapalım. Çok böyle şey değiller. Kremler. Ben krem ürünü sevmiyorum ya. O benimle ilgili bir problem yani. Bunu alıp almama problemi. O benim sevmememle ilgili bir şey. Ama hani aldık artık. Deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle de renkleri var. Şuradaki güzel doğal bir aydınlatıcı. Bakayım. Dağıttım. Gerçekten böyle ıslak ıslak parlıyor. Güzel parlıyor. Beğendim onun parlamasını. Renkleri de bu şekilde. Şimdi Watsons'la devam etmek istiyorum. Watsons'dan çok fazla ürünüm yok. Sadece 3 ürün aldım. Ve şimdi onları size göstereceğim. İlk olarak göstereceğim Revlon'un bu Colorstay fondöteni. 220 numarasını aldım ben bu fondöteni. Açıp rengine de bakalım mı bir? Bunları şimdi açmak var ya, yarım saat sürecek ve ben tamamen dikkatimi kaybedeceğim. Bunları mı açayım, konuşayım mı, ne yapayım bilmiyorum. Ya işte böyle. Elime sıktım ve dağıtayım biraz bakayım. Şimdi ben bunu neden aldım? Ben Revlon'un bu fondötenini çok aşırı seviyorum. Yani en sevdiğim fondöten diyebilirim ama şöyle bir şey yapmışım ben. İlk aldığım, hatta ilk kullandığım fondöten bile diyebilirim buna. Çok seviyorum ve ben bunu bu şekildeyken bir şişe bitirdim bile. Ama en açık rengi diye ben gidip bunu almışım. Bu bendeki 150 numarası buff rengi. Bunda da yine 15 şeysi var, güneş koruması var. Ama yanlış bir rengi almışım. Bu sarı alt tonlu bir fondöten ve benim cildim için çok yanlış bir fondöten. Ya inanılmaz yanlış bir fondöten. Ben bu fondöteni ne zaman sürsem, hatta videolarımda da kullandım. Fondöteni çok tuhaf görünüyor diyen arkadaşlarım da oldu. Makyajın çok tuhaf görünüyor diyen arkadaşlarım oldu daha doğrusu. Doğru söylüyorlar çünkü fondötenden makyaj da bir garip görünüyor. Hiç bana uymayan bir rengi almışım ve maalesef bu dolu bir şişe. Bundan açılmamış bir tane daha var. O yüzden ben de bu ikisini birbirine karıştırıp daha olur bir renk yaparım diye bu fondöteni aldım. Yapısı bozulmasın dedim ve o yüzden kendi, yani aynı fondötenin daha koyu bir rengini aldım. Benim için, benim gibi pembe alt tonlu açık tenli biriyseniz 150 numarasından uzak durun, 110 numarasını alın. Bizim için doğru renk 110 numarası çünkü. Bunu da küçük bir hatırlatayım. Bu arada bunun fiyatı da 53.90. Yanlış fondöteni göstermişim. Doğrusu bu. Şöyle iki tane far paleti aldım. Revolution mı? Yanlış söylemeyeyim. Evet, Revolution'ın Reloaded far paletlerinden aldım. Biri Visionary ya da bilmiyorum. Visionary herhalde. Emin değilim. Bir diğeri de Neutrals 3. Neutrals 3 işte. Ben bunun ikincisini arıyordum aslında ama o yoktu, bulamadım. Bir de yeşilli bir paleti vardı. O da yoktu. Ben neden bunları almakta bu kadar geç kaldım onu da bilmiyorum. Ama bu iki rengi de zaten istiyordum. Bunlara bir şans vereyim istedim de ben bunları şimdi nasıl açacağım acaba? Dur şunu çıkaralım. Evet. Oldu mu ki? Evet, sonunda paletleri açmayı başardım ve geldim. Bunları tabii ki swatchlayacağız şimdi. Açtın mı? Açtım, evet. Çok güzel renkleri var. Bu Visionary olan palet. Morlar, pembeler, kahveler, çok güzel renkler var içinde. 15 tane renkten oluşan bir palet bu. Hemen swatchlamaya başlayalım. Göstereyim size nasıl renkler olduğunu. Zaten bunlarla makyaj şöyle bırakayım. Yapacağız ama daha yine de göstereyim. Renkleri de bu şekilde. İnşallah görünüyordur. Farların öyle çok aşırı tozu tam farlar gibi gelmedi bunlar bana, bilmiyorum ama bazı mat renklerden renk almak ilk şeyde
sürüşte kolay değil. Tabii gözde nasıl duracak onu bilmiyorum. Ben şu anda Swatch'tan bahsediyorum. Diğer özellikle şu ışıltılı renkler gerçekten yağ gibi kayıyor. Güzeller, beğendim. Sadece şuradaki bu sarımtırak, şampanyamtırak renk biraz fazla toz toz geldi bana. Onun dışındaki renkler güzel, sürümleri de güzel, beğendim, hoşuma gitti. Bu paletin fiyatı 27.90. Evet, şimdi diğer bir Revolution. Diğer bir Revolution Reloaded paletimize geçelim. O da bu Nature's Tree olan paleti. Bu da güzel bir palet. Evet, çok güzel bir palet. Çok güzel. Bunun kaç tane varmış? Bunda da 4 tane yine ışıltılı ve 11 mat renk var. Bunu da bir swatchlayalım. Bakalım renkler nasılmış. Ama ben bunu böyle koymayayım bence. Bu da yine 27.90 aynı fiyat. Şu kahverengi daha... Of! Bunun sürümü çok güzelmiş. Çok beğendim. Bu farların yapısı daha mı güzel acaba? Öyle gibi geldi bana. Bilemedim. Evet, diğer Reloaded paletimizi de swatchladık, geldik. Palet çok güzel. Diğerinden daha kremsi geldi bana mat renkleri ama daha çok tutuyor. Böyle topak topak oluyor elinizi sürdüğünüzde ama güzel bir palet. Hani bu fiyata çok çok güzel bir palet olduğunu düşünüyorum. Renkleri de bu şekilde, şunu şöyle yapayım. Renkleri de inşallah görüyorsunuzdur, bilmiyorum. Göremiyorsanız zaten çok üzüleceğim. Şöyle renkleri var. Çok güzel renkleri var. İnanılmaz çöp çıkarıyorum şu an gerçekten. Şimdi devam ediyorum. İki ürünle devam edeceğim. Eve'den yapmış olduğum alışverişle devam edeceğim. Önce şunu göstereyim. Golden Rose'un bu Mattifying and Pore Minimizing. Matlaştırıcı ve gözenek küçültücü bazını aldım. Eve'den aldım bu. Zaten Eve'den çok bir şey almadım. Sadece iki alışveriş yaptım Eve'den. Bu arada Eve'in internet sitesinden yaptım ben bu alışverişi. Çünkü biraz önce göstereceğim, biraz önce değil, biraz sonra göstereceğim ürünü ben hiçbir yerde bulamıyordum. Hatta internet sitesinde bile yoktu. Sonra geldi ve ben hemen onu tabii ki aldım ama ona sonra geçeceğiz. Niye ondan bahsediyorum bilmiyorum. Ne diyecektim? Bu ürünün bu arada fiyatını söyleyeyim. 39.70'miş bunun fiyatı. İlk defa kullanacağım. Daha önce Golden Rose'un bir bazını kullanmamıştım. Bu ilk olacak. Çok da güzel geldi bu arada, onu da söyleyeyim. Paketlemesi çok güzel geldi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bayağı korumalı böyle sarmışlar ürünleri gönderirken. Güzel geldi. Hatta evet. Ne diyordum? Ben bu ürünlerin kutusunu atmadım. Eve Shop'un kutusunu. Hoşuma gitmişti çünkü. Dedim ben bunu bir şekilde değerlendireyim ve tabii ki değerlendirdim. Şurada görmüş olduğunuz böyle parlak parlak görünen arkadaş Eve'in kutusu. Ben onu böyle küpelerimi asmak için bir düzenleyiciye dönüştürdüm. Onu da o şekilde kullanıyorum. Değerlendirdim yani. Bu da böyleydi. Bunu da geçelim. Ah ve evet. Ay. Evet şimdi. Bir saniye önce şunu bir. Bunun bantları bak ne kadar güzel. Bak hop açıldı. Ne kadar hoş. Şimdi benim en deliler gibi en çok aradığım ürüne geldik. Bu palet. Bu paletin adına bir bakayım önce çünkü unuttum şu an. Evet, MUA'nın MUA ya da artık nasıl diyorsanız Makeup Akademi'nin Tropical Oceans ya da Ocean. Evet, Tropical Ocean far paleti. Çok güzel renklerden oluşan bir palet değil mi? Gerçekten yani insanın aşık olası gelmiyor mu? Bence geliyor. Çok güzel bir palet. 21 tane renkten oluşuyor. Işıltılarına hemen bakıyorum. Evet, 10 tanesi ışıltılı, 11 tanesi mat renklerden oluşan bir palet. Çok güzel bir palet. Yani bence çok kullanışlı olabilir bu palet. Mesela sadece şu sırayı kullanıp makyaj yapabilirsiniz. Yine... tırmaladım. Ya. Evet. Moral bozmak yok. Devam ediyorum. Ne diyordum ben? Yani bu renkler, ben böyle tutayım bunu da. Bu renkleri hem böyle kendi sırasında, öyle de olmuyor işte. Kendi sırasında yani sadece şunları kullanarak da makyaj yapabilirsiniz. Karıştırıp da makyaj yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Renklerini falan da hiç bakmadım. Hiç ellemedim. Hani burada sizinle beraber bakalım istediğim için. Hiç dokunmadım bu palete.
Daha doğrusu hiçbirine dokunmadım Catrice hariç, Catrice ürünleri hariç. Çünkü onları önceden aldığım için yani bir ay bekleyemezdim. O yüzden. Dediğim gibi sizle beraber bakalım istedim. Şimdi bakalım o zaman. Gerçekten bu tırnaklama işi beni üzdü. Ay üzüldüm. Allah'tan öyle çok bayıldığım bir renk değil. O benim için biraz şey olabilir. Ne derler ona? Teselli. Önce şu en üst turuncu renkleri bir swatchlayalım. Bakalım. İyi. Farları bu arada biraz derince koymuşlar. Derince ne demek ya? Nasıl anlatabilirim ki onu? Hani şey... Çok tozlular bu arada. Topak topak tozlanıyorlar. Hani Maybelline'in Burgundy Bar Far Palette'i var ya, orada böyle çok yakın renkler. Hani böyle dümdüz birbirine karışıyor renkler biliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Biraz böyle içeride farlar ve o bence güzel bir şey birbirine karışmaması adına. Şimdi. İyi, o tırnakladığım yer swatchlayınca gitti. Yani pigment şöyle göstereceğim. Bir de şunu da swatchlayayım, bunu unutmayalım. Unuttum. Unuttum. Ooo ışıltılar bağırıyor. Işıltılar gerçekten bağırıyor. Çok iyi. Bunlar ilk sıra. İşte daha çok böyle yavru ağzımsı, turuncumsu olan renkler. Ben şimdi diğerlerini de swatchlayayım. Evet. 10-100 bin milyon dakika sonra geri geldim. Gerçekten swatchlamaktan yoruldum. Ama ben bu alışveriş videolarında hani... İşte şunu aldım, bunu aldım falan demektense hem işte fiyatları zaten ya aşağı yazıyorum ya söylüyorum. Aldıklarımı gösteriyorum ki hani beğenirseniz renklerini falan siz de ona göre karar verip alın diye böyle yapıyorum. Birazcık yoruldum ama. Şimdi o zaman boyandık. Bunları göstermesek olmaz. Çok güzel. Bu arada palet gerçekten çok güzel bir paletmiş. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Tabii ki toz tutuyor. Böyle topak topak geliyor şey yaparken, swatch yaparken. Renkler gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada ışıltılıları gerçekten sıkıştırılmış pigment gibi. İnanılmaz güzeller. Yani eğer renkli palet seviyorsanız bu paleti kesinlikle kaçırmayın. Kaçırmayın yani. Bunu kaçırmayın. Çok çok güzel bir palet. Şuradaki renk bu mat mıydı? Evet. Şuradaki mat pembe Anastasia Beverly Hills'in bu modern Rönesans paleti var ya, orada bir pembe var. Bildiniz mi onu? Aynı ona benziyor. Şu aynı o renk çok güzel. Ya çok heyecanlandım. Gerçekten bu palet beni çok heyecanlandırdı. Bahsettiğim renk bu arada şu renk. İnanılmaz güzel bir palet. Ben çok beğendim. İyi ki almışım. Bence buna indirimde kesinlikle bakın. Yani bakmayın, alın. Renkli makyaj yapmayı seviyorsanız gerçekten bunu alın. Bu arada bu paletin fiyatı da 46.75. Bir de bitirmiş olduğumuza göre Migros'la devam edelim istiyorum. Migros'tan da 4 parça bir şey almışım. Çok bir şey almadım. Önce bu Garnier'in çift fazlı miseler suyundan bahsedeyim. Ya bunu hepiniz biliyorsunuz zaten artık. Ben ilk defa kullanacağım. Daha önce kullanmadım. Diğerini kullanıyorum. Çok seviyorum. Bunu da göz makyajımda bir kullanayım diye düşündüm. O yüzden aldım. Kusursuz makyaj temizleme suyu diyor. Suya dayanıklı makyajlarınızı da çıkarır diyor. Makyajı temizler, cildi arındırır, rahatlatır, yüz, göz ve dudaklar için diyor. Argan yağı içerilmiş, yağlı bir his bırakmazmış, dermatolojik olarak test edilmiş. Bakacağız, deneyeceğiz. Diğerini çok seviyorum. Dediğim gibi bunu ilk defa deneyeceğim. Bunun da fiyatı 14.95. Bu İpek'in organik pamuklu çubuklarından aldım şu makyaj temizlemede falan kullanırım diye aldım bunu. Bu da 7.5 muydu? 7 miydi? Öyle bir fiyatı vardı. Evet, pamukları %100 organikmiş bu arada bunun. Bakacağız, deneyeceğiz bunu da. Geçelim bunu da. Evet, sonra yine Migros'tan ne almışım ben? Şöyle iki tane göstereyim şöyle. Daha açmadım tabii ki bunları. Böyle iki tane makyaj düzenleyici aldım. İşte rujları koyarım falan diye düşündüm. Bilmiyorum nasıl kullanacağım. Bunlar da 12,5 liraydı. Bunları da videodan sonra açıp yerleştireceğim. Öyle bakacağım. Henüz açmadım. Evet. Bunu da gönderelim. Dubam'la devam etmeye karar verdim. Dubam'ın 3 tane allığını aldım. Şöyle göstereyim. Benim Dubam'a olan aşkım ne olacak bilmiyorum. Gerçekten çok seviyorum. Aşırı sevdiğim bir marka. Tabii ben şimdi bunu nasıl açacağım? Bu Fred Boy olanı. Şuradaki biliyorsunuz küçük bir aynası var. Hemen rengini göstereyim. Dubam'ın ürünlerini gerçekten çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Ama son bir palet çıkmış.
Ama bilmiyorum, çok beğenmedim onu. Fredboy bu şekilde görünüyor. Böyle pembemsi, şeftalimsi, çok doğal duracak bir renk. Gerçekten güzel bir renk. Hemen kabağına boy ve şeyi de göstereyim. Dam boyu da göstereyim. Şöyle açayım. Ops. Şöyle gül kurusu pembe. Bu daha biraz pembemsi. Bu birazcık daha koyu, daha gül kurusu gibi. Çok güzeller gerçekten. Bunların da hemen swatchlarına bakalım. Bu kabana boy. Bunu sürelim. Gerçekten güzelmiş rengi. Şu kabana boy. Ve en son da Dumbo'ya bir bakalım. Bu arada evet, şunu da şöyle sürelim. Evet, bu daha pembe. Kurusu değil bu. Şöyle 3 tane renk. Bu birazcık daha şeftalimsi. Bu gül kurusu bir renk. Bu da pembemsi. Çok güzel renkler gerçekten. Zaten çok sevdiğim bir marka olduğu için bir de bunlar kaldırılacak mıymış neymiş öyle bir şeyler olacakmış ama herhalde vazgeçmişler, geri getirmişler. Buna çok sevindim gerçekten. Bu arada bunların hemen fiyatını da söyleyeyim. 46.15'miş bunlardan. Yine The Balm'la devam edelim. The Balm'ın bu Plump Your Pucker parlatıcı lip gloss. Lip glosslarından bendeki Amplify. Bunun da fiyatı 32.95'miş. Bunu nereye sürsek? Şuraya sürelim. Bu da çok güzel bir renk. Galiba en açık lip gloss'u, en açık renk olanı. Bunun içinde böyle pembemsi, altın sarımsı yansımaları var. Şöyle göstereyim. Çok doğal duran bir rengi var ama çok güzel bir renk. Ve bunlar da bir daha bakacağım, emin olayım. Ben şöyle bakalım, test edeyim. Kesinlikle yapışma yok. Hiçbir şekilde yapışma yok. Oley. Hayatımın lip gloss'unu bulmuş olabilirim bence. Şurada. İnşallah gösterebiliyorumdur. Ay çok güzel görünüyor. Güzelmiş. Şimdi burada küçücük bir araya giriyorum. Dediğim gibi bu videoyu iki bölümden oluşacak şekilde çektim. Bu ilk bölümüydü. Şimdi sizi şuradan ikinci bölümü izlemeye de davet ediyorum. Görüşürüz o zaman. Öptüm.